1423 numaralı konu, Cabi el-Adöri'nin, yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'den ilim talep etmesi, Cabir bin el-Ezrak el-Şadöri şöyle anlatıyor, Beraberimde bazı eşyalar da bulunduğu halde bir devenin sırtında Hazreti Peygamber'e geldim, sonra onunla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktık, oraya vardığımızda Hazreti Peygamber deriden yapılmış bir çadıra girdiler, Çadırın kapısında ellerinde kamçılar olduğu halde 30 kişi nöbet tutuyordu. İçeri girmek istediğimde bunlardan birisi beni iteledi. Bunun üzerine ona, beni itelersen ben de seni itelerim, eğer bana vurursan ben de sana vururum, dedim. O da bana, ey insanların en şerlisi, dedi. O zaman, Allah'a yemin ederim ki sen benden daha şerlisin, dedim. Bu nasıl oluyor, deyince de, ben, Yemen'in en ücra bir köşesinden, Hazreti Peygamber'i dinleyip döndüğümde bu öğrendiklerimi beni beklemekte olanlara öğreteyim diye kalkıp buralara kadar geldim, sense beni Hazreti Peygamber'in yanına girmekten men ediyorsun, dedim, bunun üzerine o, doğru söylüyorsun, Allah'a yemin ederim ki ben senden daha şerliyim, dedi, sonra Hazreti Peygamber Mina'ya gitmek üzere develerine bindiler, Mina'nın Akabe mevkiinde Müslümanlar soru sormak için Hazreti Peygamber'in etrafına toplandılar. Büyük izdiham oldu. Bu yüzden hiç kimse Hazreti Peygamber'e yaklaşamıyordu. Bir ara saçlarını kısalttırmış bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et." dedi. Hazreti Peygamber de, "Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin." buyurdu. Adam yine, "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et." dedi. Hazreti Peygamber de sözlerini tekrarladılar, adam bir kez daha, ey Allah'ın Resulü, benim için dua et, dedi. Bu kez Hazreti Peygamber üç kere, Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin, buyurdu. Bunun üzerine adam giderek saçlarını dipten kestirdi.